O zamanlar Mersin'in bir ilçesinde bir devlet kurumunda askeri ücretle çalışıyordum. 29 yaşında ve bekardım. Çalıştığım 2 yıl boyunca hiç para biriktiremediğim gibi yavaş yavaş borca da girmiştim. Hayat benim için zorlu bir şekilde devam ederken bir hafta önce arkadaşlarla ormana pikniğe gittiğimizde hayatımı tamamen değiştirecek bir şey oldu. Bulunduğum ilçe ve köylerin adını vermeden anlatacağım. 1993 yılının Kasım ayıydı. Pazar günü pikniğe gitmiştik. Ben lavabo ihtiyacı için piknik alanından çok uzak bir yere geçtim. Yabancı plakalı bir aracın kuytu bir köşede beklediğini gördüm. İçimden bu kış ayında bu adamlar dağın başında ne arıyor diye düşündüm. Biraz ileriye gidince bir adamla bir kadın beni görür görmez ağacın dibinden araçlarına doğru koştuğunu gördüm. Adam kadının omzundan destek alarak seke seke koşuyordu. Ağacın olduğu yere şöyle bir göz attım. Yırtık elbiseler yere gelişi güzel atılmış. Ağacın dibindeki toprakta hafif tümsek vardı. Biraz değiştikten sonra toprağın içinden çıkardığım haritaya benzer kağıt parçasını inceledim. Belirgin 3 nokta vardı. Haritaya benziyordu ama üstündeki 3 tane işaretlenmiş nokta çarpı işaretleriyle kapatılmıştı. Kadın ile adamın yanına gittiysem de araba çoktan oradan gitmişti. Akşam eve gittim. Haritayı masaya serip detaylıca inceledim. Galiba define yerlerini gösteriyordu. İyi de belirgin olan 3 nokta neden çarpı işaretiyle kapatılmıştı? Hele bunlar bir çizgiyle neden böyle belirtilmişti? Haritadaki noktaların bizim köy sınırları ile birlikte çevredeki birkaç köyün sınırlarında olduğunu yaklaşık yarım saat inceleme ile anladım. Birisi, yani en küçük nokta bizim köyün sınırlarında Karabudak denilen yerde eski bir mezarlığı gösteriyordu. İkincisi, yani ortanca nokta bize uzak bir köyün sınırlarında çok eski bir yerleşim yerini gösteriyor. Üçüncüsü, yani büyük olanı bizim köye bitişik komşu köyümüzün sınırlarında Kanlı Oyak, bir diğer adıyla Kıllı Mağaralar denilen boğazı gösteriyordu. Karabudak denilen mezarlığı biliyordum. Bulmak için en kolay yer orasıydı. Çocukken birkaç defa yanından geçmiştim. Kanlı Oyak ismini çok kez duymuştum ama hiç gitmemiştim oraya. Anlatılana göre gündüz bile insan gitmeye korkarmış. Eskiden hayvancıların deri peyniri saklamak için tercih ettiği boğazın kenarlarında inler varmış. Fakat ikincisi hakkında hiçbir fikrim yoktu. Google haritasından o bölgeyi yaklaştırmaya çalıştıysam da net bir görüntü alamadım. O akşam bir plan yaptım. Çalıştığım kuruma gidip 20 gün izin alacaktım. Ama önce tek başıma haritadaki işaretli yerleri yerinde görmek istedim. Ertesi sabah ilk işim köye gitmek oldu. Karabudak denilen mezarlığı şöyle bir üstün körü inceledim. 6-7 tane eski mezar vardı. Acaba hangi mezardaydı define? Hiçbir fikrim yoktu. Birilerinin tarifiyle ikinci yere gittim. Burası diğer iki yere göre daha avantajlıydı. En yakın ev 5-6 kilometre uzaklıktaydı. Gündüz gelip kazı çalışması yapsam hiç kimsenin ruhu duymazdı. Köye doğru giderken yanılmışım. Bir tane çoban, "Hayırdır kardeş, bir şey mi arıyorsun bu dağ başında?" diye seslendi. Adam cins cins beni süzüyordu. "Gel de bu adama ikna edici bir şey söyle." Düşündüm taşındım ve ona dedim ki, "Vehbi diye bir çoban arkadaşım var. Bana buralarda olduğunu söylediler." dedim. Adam, "Vehbi diye biri yok burada. Yanlış yerde ararsın. Git köyünüzün sınırlarında ara." diye birden beni azarladı. Diğer yere gitmek içimden gelmedi. Biraz korku, biraz da hayal kırıklığı olmuştu bende. Ama vazgeçmedim. Bu işin uygun bir yolu mutlaka olmalıydı. Yanıma buraları iyi bilen en az bir tane adam almalıydım. Ara sıra peynir aldığım arkadaşım Vehbi bana yardımcı olabilirdi. Hem onun böyle define işlerine tutkusu vardı. Daha önce birkaç kere peynir almaya gittiğimde bana "Alet ayarla, seni birkaç yere götüreyim" derdi. Kararımı verdim. Önce kurumdan 20 gün izin aldım. Bir akrabamdan borç alarak yurt dışından uygun bir altın arama cihazı temin ettim. Sıra Vehbi'yi bulmaya gelmişti.
birinden emanet aldığım bir Murat taksiyle bir gece makineye koyup üstünü güzelce kapattıktan sonra köye doğru yola çıktım. Her ne kadar saat gecenin bir yarısını gösterse de hiç belli olmazdı. Yolda durdurup beni arayabilirlerdi. Yolda beni durduran olmadığı gibi karşımdan gelen hiçbir araba da görmedim. Biraz korkmaya başladım. Belikli Kuyu denilen yokuşa geldiğimde kendi kendime bağıra bağıra şarkı söyleyerek yokuşu çıkıyordum ki yokuşun kenarında kadın sandığım iki kişinin bana dur işareti yaptığını gördüm. Dursam mı durmasam mı diye düşünürken o zamanlar hiç inanmadığım bana anlatılan hikayeleri hatırlamaya çalıştım. Özellikle şu vurgulanıyordu. Sen dursan da durmasan da kadınlar arabaya biniyormuş. Besmele çekerek arabayı durdurdum. Yukarıya gidiyorum. Gelin binin dedim ve kapıyı daha onlar binmeden açtım. Belki de kadındır diye ufacık bir ihtimal vardı. Yine de korkuyordum. Ayaklarım titriyor, gaza basarken yanlışlıkla debriyaja basıyordum. Elim de titriyor, araba sağa sola yalpalayarak ilerliyordu. Arkadan kalın bir ses, "Doğru sürsene şu aracı," diye bağırdı. Diğeri de ağzımı takip ediyordu. Bildiğim sureleri mırıldanıyordum. Yokuşu çıktıktan sonra arkama bir baktım, iki kadın da yerinde yoktu. Ve işte o zaman anladım onların kim olduğunu. Bastım gaza. Motor hararet yaparsa yapsın, hiç umurumda değildi. Köydeki evimize saat 4 gibi ulaştım. Odun kırdıktan sonra sobanın kenarında televizyonun sesini açarak uzandım. Uyandığımda akşam oluyordu. Akşam bir şeyler atıştırdıktan sonra doğruca kahveye gittim. Kahve her zamanki gibi kalabalıktı. Birkaç kişiye bekliyi sorsam da onlardan henüz köye gelmediği cevabını almıştım. İlerleyen saatlerde adamlar masaları birleştirdi. Ben de bir ucuna oturdum. Ortada müthiş bir iddia dönüyordu. Bir kişi bugün kanlı oyakta en büyük inin içine bir miktar para koyduk. Kim onu bulursa o para kendisinin olduğu gibi kapının girişinde yeni aldığımız şu motosiklet de onun olacak. Ama kim kaybederse bize bu paranın iki mislini verecek diye bir iddia ortaya atmıştı. Kimseden ses çıkmıyordu. Biraz sonra Hacı Bekir diye biri içeriye geldi. Söylenenlere göre bu adam gece kaç olursa olsun hiçbir yerden korkmazmış. Ben giderim dedi. İşlerinden birisi paranın miktarını oraya gitmeden bilemezsin. Ona göre dedi. Adam ne zaman gidelim diye sordu. Demin alaylı konuşan adam sabah ezanından önce parayı bize ne zaman getirirsen getir diye açıklama yaptı. Bir diğeri adamın hadi şimdi gidelim demesi üzerine kahveci dahil herkes dolmuşa doluştu. Komşu köyün yolunda adamı tek başına ormana doğru gönderdik. Biz de yolun kenarında ateş yakıp merakla adamın dönmesini bekledik. Aradan 2 saat geçti. Ormana bıraktığımız adam bağıra bağıra yanımıza doğru koştu. Kahveci ne oldu kardeş diye adamı sakinleştirmeye çalıştı. Gördüm onları, gördüm diye kekeliyordu. Sonra adamın üstüne battaniye sarıp kahveye geldik. Neyi gördün diye üstelediysek de adam hiçbir şey konuşamadı. Nasıl bir tesadüf böyle? Adamın gittiği yer haritada işaretli olan 3. yerimdi. Tanıdık bir abiye rica ettim beni eve bırakması için. Sağ olsun kırmadı beni. Yolda sence kimi görmüştür diye sordum. Bana Pelitli Kuyu yokuşunda araca binenlerin Okanlı Oyak Boğazı'na gittiğini, asıl mekanlarının orası olduğunu söyledi. O rampada niye gözüktüklerini sorduğumda özellikle define arayanlara onları korkutarak gözdağı verdiklerini anlattı. Uykumu iyice aldığım için o gece pek uyuyamadım. Ertesi gün cuma namazı öncesi uyandım. Vehbi cuma namazı için köye gelirdi. Bir de onunla konuşayım dedim kendi kendime. Ertesi gün cuma namazı çıkışında Vehbi'yi buldum. Bu sene yurtta Ekim yılı olduğu için oraya gitmemiş. Köyün bir kenarında hayvancılık yapıyormuş. Bizim köyde hayvancılık ve tarım önemli bir geçim kaynağı olduğu için bir sene köylerde, diğer sene yurtlarda dönüşümlü olarak ekim yapılırdı. Neyse, bizim eve uğradık. Makineyi araca koyarak köyün dışındaki Vehbi'nin çardağına gittik. İkindi vakti davarları beraber otlattık. Başımdan geçenleri bir bir anlattım. Haritaya dikkatlice baktı. Birinci yeri çok iyi bildiğini söyleyip
İkinci yerde biraz tereddüt yaşadı. Ben akşam üzeri gideriz diye ısrar ettim. Bakarız diye mırıldanıp üçüncü yerde uzun bir süre durdu. Burası kanlı oyak. Ben oraya gidemem diye. Önce beni şaşırttı. Sonra Çolak Ahmet var ya, ancak onunla gidebiliriz diye beni rahatlattı. Hava karardıktan sonra eski yerleşim yerlerine, gece de Karabuğdağa gideceğimizi söyledi. Tavarları alıda kattıktan sonra haritadaki işaretli ikinci noktaya gittik. Küçük sedir ağaçlarının arasından eğile eğile yıkılmış duvara geldik. Bize dönük tarafta kimseler yoktu. Diğer tarafa doğru tam dönüyorken önümdeki Vehbi birden geri adım attı. Ne oldu Vehbi diyecektim ki, Vehbi ağzımı sıkıca kapattı. Ortada bir ateş yanmış. Etrafında birbirine benzer üç adam oturuyordu. Benim gördüğüm çoban da aralarındaydı. İçlerinden biri buraya gelin diye bağırdıktan sonra bir diğeri sırtı bize dönük olmasına rağmen "Hey sen geçen gün gördüğüm adam değil misin?" diye sordu. Diğeri "Geçen hafta iki yabancı geldi. Onları bir güzel korkuttuktan sonra buraya hiç kimse gelmez sanıyorduk." diye sesi biraz daha yükseltti. İkimiz de boynumuzu bükmüş sorulara cevap vermeden bekliyorduk. "Hangi cesaretle buraya geliyorsunuz? Sana diyorum şehirden gelen oğlan." diye bağıran ateşin içindeki yanmış taşları üstümüze fırlattı. Ateş elini nasıl yakmıyordu hayret ettim. Vehbi beni kolumdan çektikten sonra geldiğimiz yere doğru koşmaya başladık. Akşam durum değerlendirmesi yaptık. Vehbi akşam üzeri gittiğimiz yeri çok bilmediğini ama Karabuğdağı adı gibi bildiğini, şimdiye kadar geceleyin saat kaçta geçerse geçsin hiçbir şey görmediğini anlattı. Yarın akşam beni oraya gitmeye ikna etti. "Karabuğdağa gidelim. Makine hangisinde öterse o mezarı açarız. Anlaştık mı?" diye sorduğunda ona güvenerek "Tamam" demiştim. O buraların kurduydu. Kanlı Oyak dışında gideceği yer bildiği bir yerse eğer hiçbir şeyden korkmazdı. Ama iş Kanlı Oyak'taki altınları çıkarmaya gelince Çolak Ahmet'in bilgisine ve tılsım bozmasına ihtiyacımız vardı. Eğer mezardan bir şey çıkaramazsak onun kapısını çalacaktık. Ay ışığının olmadığı zifiri bir karanlıkta iki eşeğe binerek yola çıktık. Yoksa arabanın ışığı ve sesi dikkat çekerdi. Dikkat çekmesin diye eşekleri de mezarlığın bir hayli uzağına bağladık. Mezarlık yol kenarında olduğundan her an araba gelebilirdi. Yolun aşağı kısmında birkaç kilometre uzaklıkta bir far ışığının bizim tarafımıza yöneldiğini gördük. Kendimizi yolun yamacına siper ettik. Aracın bir an önce geçmesini bekliyorduk. Eşekler birden anırmaya başladı. Ben gidip şunlara bir bakayım diye Vehbi'nin yanından uzaklaştım. Araç bize doğru yaklaştıkça eşekler iyice kudurup birbirlerinin iplerini dişlemeye başladılar. Tam eşekler ipi koparmış gitmiş diyecekken hiçbir şeyden korkmayan Vehbi titreyerek "Sen de duyuyor musun sesi?" dedi. Ben ne sesi diye sormadan mezarlıktan bir ağlama sesi işittim. Araç mezarlığa yaklaştıkça her saniye ağlama sesi daha da artıyordu. "Hadi Vehbi gidelim buradan" diye kolunu çekiştirdim. "Olmaz, şu araba gitsin öyle gideriz" dedi. Araç geçip gitmek yerine tam önümüzde durdu. Adam bizim olduğumuz tarafa doğru yürüdü ve yolun kenarında durup bizim yattığımız yere baktı. Vehbi kafanı eğ yoksa bizi görecek diye beni sessizce uyardı. Bizi görecek diye çok korkuyorduk. Gecenin karanlığında adamın sarı sarı parlayan dişini gören Vehbi "Çolak Ahmet bu" diye fısıldadı. Mezardaki ağlama kulağımızı çınlatacak derecede artmıştı. Adam aracına doğru yönelirken ikimiz de derin bir nefes aldık. Adam motorun heybesinden bir şey alıp mezarı tırnaklarıyla kazıdı. "Tamam, tamam getirdim" diyerek ağlama sesini susturmaya çalışıyordu. Vehbi ile ben olanları dehşet içinde izliyorduk. Adam mezarı açıp keseye benzer bir şeyin içine koyarken çukurdan korkunç bir gölge Çolak Ahmet'in boğazını sıkıp "Hani altın tozu nerede?" diye ortalığı inletti. O gölge adamın kafasını iyice içine doğru çekti. Boynu uzamıştı resmen. "Sabah ezanına kadar getireceksin" diye tekrarladıktan sonra kafasını bıraktı. Mezardan çıkan sesler bizim uzandığımız toprakta öyle bir deprem etkisi yarattı ki korkunç bir sarsıntıyla bulunduğumuz yamaçtan
aşağıya doğru kayıp gitmiştik. Sabah uyandığımızda yüzümüz toz toprak içinde birbirimize sarılmış vaziyetteydik. Artık kanlı ayaktaki define falan umurumda değildi. Yolda ısrarla gündüz vakti kanlı ayağa gidip defineyi kaldırabileceğimizi söylüyordu Vehbi. Vehbi illa gidelim diye inat etmişti. Ben kabul etmeyince paraya ihtiyacım var. Artık şehre gitmek istiyorum. Bıktım el alemin hayvanlarını gütmekten diye yalvarıyordu. Ben her defasında yaşadıklarımı anlatıyordum. O da ısrarla gidelim diyordu. Baktım olmayacak. Onu arabadan indirip gel şuraya oturalım diye kandırdım. Sonra bastım gaza. Kaçmıştım ondan. Aradan yaklaşık bir yıl geçti. Annemle beraber ne yapıp edip kurban parası biriktirmiştik. Bayramın birinci gününde kurbanlık pazarına gittim. Ama hayvanlar çok pahalıydı. Vehbi'yi gördüm. O gün ona çok kızmıştım. Onu orada görünce içim acıdı. Ah zavallı arkadaşım. Kenarda bir yerde elindeki son hayvanları satmaya çalışıyordu. Bakmamaya çalıştım. Ama o beni görmüştü. Koşarak yanıma geldi. Al sana şunu vereyim. Para falan istemiyorum dedi. Parayı uzattıysam da ısrarla elimi geri çevirdi. Bir şey soracağım Vehbi. Çolak Ahmet'e ne oldu o gün? O gün hiçbir şey olmamış. O akşam adamı gene gördüm. Bunu söylerken sesi bana inandırıcı gelmemişti. Ben kurbanlığı arabaya koyarken en kısa zamanda seni yurtta bekleyeceğim dedi. Anlaşılan akıllanmamıştı. Aradan geçen bir yıl sonunda maddi olarak iyice sıkışmıştım. Borcu kapatmak için başka birinden borç almıştım. Maaşımı çektiğimde bana sadece minibüs ve öğle yemeği parası kalıyordu. Sağ olsun annem gündeliğe gidiyordu. O parayla zar zor geçiniyorduk. Adama o gün hiçbir şey olmamış. Bu cümle bir kuşkuyu da beraberinde getirerek kafama kazındı. Ta ki köydeki bir cenaze törenine kadar. Dönüşte o eski köy yolunda Çolak Ahmet'i görmüştüm. Galiba ben de akıllanmamıştım. O hafta sonu gündüz 10 gibi dolmuşa binip köye geldim. Biraz köy meydanında dolaştım. Belki Vehbi köye alışverişe gelirdi. Gündüz vakti ne Vehbi'yi ne de Çolak Ahmet'i görmüştüm. Köydeki evimize gittim. Biraz da orada vakit geçirdim. Akşam olunca kahveye geldim. Olur ya Vehbi akşam kahveye gelebilirdi. O kalabalıkta Vehbi'yi göremedim. Her masada ayrı bir sohbet havası vardı. Ben bir masaya oturuyor, bir başka masaya oturuyordum. Konuşmalara kulak misafiri oluyordum. Define hakkında hiç kimse konuşmuyordu. Saat ilerledikçe içerideki masalar boşaldı. Bahçedeki masanın etrafında 3-5 kişi kalmıştık. Tenekede yanan ateş ısıtıyordu bizi. O gizemli adam masanın biraz uzağındaki sandalyeye oturdu. Bir eli çolak, saçları dağınık, dişleri altın kaplamalı, kısa boylu bir herifti Çolak Ahmet. Yaşı benden aile büyüktü. Çocukken ben o adamı ne zaman görsem korkardım. Ne var ki o adam sohbete hiç katılmadı. O 3-5 kişi bana ve birbirlerine iyi geceler dileyerek gitti. O adam sanki hiç yokmuş gibi davrandılar. Kahveci içeride yeri süpürüyordu. Anlaşılan kahveyi kapatacaktı birazdan. Adam ise bir süre beni süzdü. Sonra seni birilerine Vehbi sorduğunu gördüm. İstersen benimle gel. Ben birazdan yurda gideceğim. Seni de Vehbi'nin yanına bırakırım dedi. Kahveci bana ters ters bakıp haydi ben kapatıyorum. Masayı içeri alacağım Faruk dedi. Kahvenin oradan ayrılıp köy meydanına geldiğimde saat 11'i gösteriyordu. Kimsecikler yoktu. Birkaç evin gece lambasının yandığını görüyordum. Eve gideceğim yol üzerinde neredeyse yanan hiç sokak lambası yoktu. Nasıl gidecektim diye düşünüyordum. Bir baktım Çolak Ahmet yol kenarında çeşmenin yanında. Üç tekerlekli bir motosikletine oturmuş beni bekliyordu. Adam elini sallayarak hadi atla diyordu. Kışın kapalı olan tepede bir dinlenme tesisi vardı. Hemen yanından eski bir köy yoluna saptık. Adamın da hikayesi burada başlıyordu. Soğuk bir taraftan, adamın pis kokusu bir taraftan, korku bir taraftan berbat bir şekilde yolculuk yapıyordum. Motorun üstünde sol ayağım uyuşmuştu. Ayağımı biraz gerip rahatlayayım demiştim. Yan tarafta küçük kasanın içindeki bir keseye ayağım dokundu. İçi yumuşacıktı. Adama çaktırmadan ayağımın ucuyla keseyi karıştırmaya başladım.
Ne vardı ki bunun içinde? Çok meraklanmıştım. İnşallah bir yerde dururuz. Adam da karaltıya ihtiyaç gidermeye gider diye dua ediyordum. Kafayı takmıştım bir kere. Sonunda adam bir yerde durdu. Sanırım ilerideki çardak onun eviydi. Bana biraz bekle. Çardağa gidip geleceğim dedi. Adam üç tekerleğin kasasındaki heybeyi yanına alarak gitmişti. İyice meraklanmıştım. Ne vardı o heybenin içinde? Bir kenara oturup bekledim. Ama gözüm sürekli çardaktaydı. Adam çardaktan çıkarken kapıyı birkaç zincirle iyice kilitlemişti. Hadi gidelim, seni yolda bırakırım dedi. Eski kuyuların sonra duvarları yıkık birkaç evin yanından geçtik. Sonra motosikleti durdurup, bak sen şu patikadan dümdüz ilerleyeceksin. Sonra karşına kurumuş bir dere çıkacak. Oradan tepeye tırman, ileride Vehbi'nin ışığını göreceksin dedi. Adam ne kadar rahat söylüyordu. Ben pişman olmuştum geldiğimi. Saat gecenin bilmem kaçı, ıssız bir yolda beni tek başıma gönderiyordu. Arkama bakmadan bir süre gideceğim yere baktım. Tekrar arkamdaki patika yola baktıysam da adam çoktan tepeyi aşmıştı. Patika dediği yol keçilerin çalıların arasından açtığı daracık bir yoldu. Çalıların arasında yürümeye başladım. Derenin oraya geldim ve orada tıkanıp kaldım. Değil adamın gösterdiği tepede, civardaki hiçbir tepede ışık yanmıyordu. Bağırdım. Sesim etraftaki tüm tepelerden yankılanıyordu. Birileri yanıma gelip iyi misin kardeş dedikten sonra beni tüm gücüyle salladı. Gözümü açtığımda karşımda Vehbi vardı. Gecenin karanlığında onu tanır tanımaz hemen kucaklaştık. Beni buraya Çolak Ahmet'in getirdiğini hatta çardağı da anlattım. Çolak Ahmet mi diye şaşırdı. Ben evet deyince nasıl olur bu adamı en son bir ay önce gece görmüştüm diye şaşırdı. Neyse madem görmüşsün hadi çok geç olmadan gidip şunu ziyaret edelim dedi. Bugünlerde her an kar yağabilirdi. Kar yağarsa bizim kanlı o ayak boğazına gitmemiz zorlaşırdı. Vehbi bu yüzden aceleci davranıyordu. Bu gece Çolak Ahmet ile görüşüp ertesi akşam gidecektik boğaza. Konuşa konuşa çardağın bulunduğu yere geldik. Yaklaştık. Vehbi sen emin misin onun buraya geldiğine diye sordu. Bir çardağa baktım bir Vehbi'ye. Haklıydı. Ortada ne zincir vardı ne de sağlam bir çardak. Tavana açılmış, zemini hayvan ağılı olarak kullanılmış ve etrafı naylonla çevrilmiş taş yığını vardı. Hadi gidelim buradan dedi. İkide bir arkama dönüp bakıyordum. Sanki çardağın içinde bir lamba var. Deniz feneri gibi sürekli yanıp sönüyordu. Bunu söylemedim Vehbi'ye. Belki de hayal görüyordum. Yarın buraya yakın bir yerde bir köyde hoca var. Onu getireceğiz diyor ve bunu zor duyuyordum. Aklım hep çardaktaydı. Hocayı da yanımıza alarak akşam yola çıktık. Asfaltın kenarına hocanın dolmuşunu bıraktık. Kazma kürekleri alarak üçümüz yan yana kanlı oyak boğazına doğru yürüyorduk. Hoca sürekli bir şeyler okuyordu. Ardıç ağaçları boğaza doğru sıklaşmaya başladı. Diğer köyün yanan birkaç sokak lambasından bize en yakın evin ne kadar uzakta olduğunu ölçebiliyorduk. 2 kilometreden lambalar bir nokta gibiydi. Derenin içine doğru yavaş yavaş inmeye başladık. Vehbi biraz korkmuş olacak ki eşinin köylüsü olan hocaya keşke Çolak Ahmet'i de getirseydik dedi. Adam şaşırarak Çolak Ahmet mi diye sordu. Vehbi evet dedi. İkimiz de hocadan çıkacak kelimeleri bekliyorduk. Hiç bizim köyden Selasisi duymadınız mı? Geçen sene Selasi okundu diye onu bir güzel azarladı. Hoca nereden bilsin ki? İkimiz de donup kalmıştık. Adam öleli bir yıl olmuş. İkimiz de farklı zaman dilimlerinde adamı görmüştük. Ayağımız artık bir türlü aşağılara inmek istemiyordu. Gene de hocaya güvenerek zor da olsa indik. Kanlı oyağın diğer yamacına çıktığımızda hoca sesli bir şeyler okudu. Vehbi haritayı benden aldı. Vehbi önde, biz arkada. Haritadaki işaretlenmiş noktayı aradık. İrili ufaklı onlarca in vardı. Birine girdikten sonra Vehbi makineyi şuraya tut bakalım dedi. Makina cılız cılız öttü. Bir diğerine geçtik. İnin içine tuttuk makineyi. Kuyu kapağına benzer köşeli bir taş vardı. Bak bak işte şurası dedi. Makine kudurmuştu. Hoca bu sefer cebinden bir kitap çıkardı. Bağıra bağıra okuduktan sonra kapağın üstüne üfürdü.
Sifri kazmayla dinlene dinlene kapağı gevşetmeye çalıştık. Olmadı. Vehbi gelirken yanına demirden kocaman çivi getirmiş. Birimiz çiviyi tuttuk, birimiz çekiçle vurduk. Kapak tok tok diye ses çıkartıyordu. Demek ki kapağın altında bir boşluk vardı. Hoca Vehbi'nin elinden çekici alıp var gücüyle vurarak bir boşluk açtı ve üçümüz kapağı çevirdik. Boşluktan feneri içeriye tuttuk. Aşağıya doğru merdiven şeklinde basamaklar vardı. Vehbi'nin ayaklarından tutup onu aşağıya sarkıttık. Bir şey göremiyorum diyen sesi boşluktan yankılanarak dönüyordu. Korkumuz iyice azaldı. Bir şey olsaydı şimdiye çoktan karşımıza çıkardı. O hevesle önce Vehbi, sonra hoca, en son ben aşağıya indik. Burası duvarları hayvan figürleriyle süslenmiş boş bir odaydı. Kapısında kocaman yılan işareti olan bir oda daha olduğunu gördük. İçeride yan yana uzun ve ince iki tane mezar vardı. Hoca Bismillah deyip birinin kapağını kaldırdı. İçinden sarı sarı altınlar parlıyordu. Sevinçten birbirimizi kucakladık. Hoca o hırsla diğer mezarları açtı. Açar açmaz Vehbi ile ben geriye doğru duvara fırladık. Allah'ım, o da neydi öyle? Çolak Ahmet kılığında insan dışı bir varlık mezardan çıktı. Hocanın boynunu sıkıca tutup adamı havaya kaldırdı. Hocayı duvara savurdu. Hoca kıpırdamadan yerde yatıyordu. Fakat gözleri açıktı. Gözleri elinde getirdiği kitaba bakıyordu. Ben sürüne sürüne kitabı aldım. Donup kalmış Vehbi'ye iki tokat atıp hadi yukarıya çıkıyoruz diye bağırdı. Kuyunun kapağından çıktığımızda yukarıda aşağıdaki kadar korkunç bir şey bizi bekliyordu. İki tane devasa köpek dilini sarkıtmış bize bakıyordu. Vehbi'yi biri ısırdı. O ısırıkla inden aşağıya doğru yuvarlandı Vehbi. Ben de tüm gücümle en yakın eve doğru koşmaya başladım. Bacaklarımdan ısırmaya çalışarak beni soluk soluğa takip ediyorlardı. Gördüğüm ilk evin alt katına girdim. Samanlığın arasına kendimi attım. Kapı kırılacakmış gibi dövülüyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. İçeriye nur yüzlü, yaşlı bir kadın girdi. "Oğlum, ne arıyorsun burada? Kim kovaladı seni?" "Onlar, onlar," dedim. "Kanlı Oyak'tan mı geliyorsun?" dedi. "Oğlum, orası kaç kişinin mezarı oldu bilir misin? Kaç kişi kafayı yedi?" Hiçbir cevap veremedim. "Bana orası korunuyor oğlum. Bir daha böyle şeylerle uğraşma," dedi. Ve ben bir daha bu tür işlerle uğraşmayacağıma o kadının yanında yemin ettim. O gün daha iyi anladım haritadaki noktaların niye çarpıyla kapatıldığını. Bir daha o tür işlerle hiç uğraşmadım. Vehbi'ye ne oldu diye soracak olursanız bir bacağı kopmuş şekilde yaşıyor. Bir alete tutunarak yürümeye çalışıyor. Hoca ise o günden sonra bulunamadı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Dinlediğim hikayelerde insanlar hep sadece korkutmalardan ve bilinçaltı oyunlarından bahsediyor. Cinler korkutmakla kalmaz. Size bereketsizlik getirir, işlerinizi bozar, insan ilişkilerinizi tepe taklak eder. Bunun farkına bile varamazsınız. Ben bunları bilerek bu hataya düştüm. Biz ailecek hem anne tarafı hem de baba tarafı Şanlıurfalıyız. Şanlıurfa'da genellikle aşiretler ve akraba toplulukları fazla olur ama bizim bağlı olduğumuz herhangi bir aşiretimiz yoktu. Fakat akrabalık bağımız ve kuvvetimiz fazlaydı. Daha genç yaşta evlenildiği ve evlenince en az 6 çocuk yapıldığını varsayarsak akrabalarımızın fazla oluşu anormal gelmiyordu. Benim anne babamın evliliği bile görücü usulü olmuştur. Ayrıyetten burada çocuk yaşta evlilikler bir hayli fazla yapılır. Bunları gördükçe kendi törelerimizden, yaşayış tarzımızdan nefret etmeye başladım. O zamanlar ben lisemi iyi bir şekilde okuduğum için yabancı insanların düşünceleri hoşuma gitmişti. Liseden sonra artık daima düşünce olarak batıcılıktan yanaydım. Liseyi bitirip üniversiteye geçince memlekete gitmeyi bıraktım. Tamamıyla kendi halimde bir yaşantı tarzım vardı. Sadece babam ve annemle telefonda konuşuyordum. Zaten babamın benim için her ay gönderdiği para olmasa en fazla 2 ay dayanabilirdim. Üniversiteye başladığımda
iyi bir arkadaş ortamım olmuştu. İçlerinde kendi yaşıtım olan Öznur diye bir kız dikkatimi hep güzelliğiyle çekiyordu. Gerçekten çok güzel, saf ve temiz yürekli bir kızdı. Kendisi aslen Malatyalıydı. Onunla iyi anlaşıyorduk. Zamanla kendisine aşık olduğumu fark ettim. Ona açılmayı hep düşündüm ama ya reddeder ve benden soğursa diye korkuyordum. Onu tamamen kaybetmek istemiyordum. Bu böyle bir ay devam etti. Baktım olmuyor. Cesaretimi toplayıp açıklamaya karar verdim. Ertesi gün her zamanki gibi muhabbet ediyorduk arkadaşlarla. Öznur'a benimle gelmesini söyledim. Gülerek tabii gelirim dedi. Ona hislerimi anlattım. Ona açılınca yüzü buruştu ve sinirlendi. Bana halbuki ben seni kardeşim olarak görüyorum. Bak Murat, bu iş olacak gibi değil. Ben sevdiğim biriyle yaşamak isterim. Sen de öyle yap. Merak etme. Bu konuşma aramızda kalacak. Ama lütfen bu konuşmayı yapmamış sayıyorum dedi. O bunları söylerken ben yerin dibine giriyordum. O anki duygularımı kelimelere dökemiyorum. Hayatımın dönüm noktasını o an yaşadım. Orada ona aşıktım. Beni arkadaş, kardeş olarak görmesi içimi yiyordu. Tamam dedim. Konuşmamız orada sonlandı. Ben stresten ve bunalımdan derslerime odaklanamıyordum. En yakın arkadaşım Hakan bunu fark etmiş olacak ki. Bana kötü bir şey mi oldu? Normalde böyle olmazdın sen. Bir şeyler var, belli. Ne oldu söyle dedi. İlk başta anlatmak istemedim ama sonra içimdeki acının büyüklüğüne dayanamadım ve her şeyi olduğu gibi anlattım. Hakan bunları dinledikten sonra seni sevmediğine emin misin dedi. Eminim dedim. Biraz durup düşündü. Gerçekten seviyor musun bu kızı diye sordu. Evet, onsuz yaşayamam dedim. Gerçekten de kıza aşıktım. Vurulmuştum. Onun gülmesine, konuşmasına, bakışlarına, muhabbetine, karakterine aşık olmuştum. Hakan biraz durup düşündükten sonra bana dönerek, bak Murat, tanıdığım bir hoca var, babamın arkadaşı. Eğer istersen onunla konuşayım. Kızın sana aşık olması için aşk büyüsü yapsın. Kız ilk günden sana aşık olmazsa benim adım Hakan değildir. Ama bunun yan etkileri de var, haberin olsun dedi. Ben memleketimizde bu tür büyü işlerinin çok yapıldığını biliyordum ama gerçeklik payı var mı bunun diye düşünmeye başlamıştım. Benim de içime merak düştü. Fakat zaten gerçek olmayan bir şey, asılsız bir hurafe diye düşündüğüm için pek umursamadım. Hakan da bunu anlamış olacak ki, denemekle bir şey kaybetmezsin. En fazla şimdiki gibi üzülürsün. Ama ya olursa, bir ömür boyu mutlu olursun. Sevdiğin insanla dedi. Aslında haklıydı. Ne kaybederdim ki? Başka bir çarem de yoktu. Pek de inanmadığım için yan etkilerini umursamadım. Peki neredeymiş bu hoca diye sorduğumda Hakan bana yapabileceğine emin misin? Sonradan başına kötü bir şey gelirse sorumlu olarak beni tutma. Başına gelecekleri söylemeden seni oraya götürmem dedi. Peki söyle neymiş bakalım yan etkileri diye sorunca geçimsizlik, huzursuzluk, çocuğunuzun olmama ihtimali, engelli doğma ihtimali, evde bereketin olmaması, garip olayların çoğalması, her gün başına yeni bir dert gelecek dedi ve ekledi. Bunları üstüne almaya kabul ediyor musun? Bunlar benim için pek önemli değildi. Çünkü tek istediğim şey aşık olduğum kadınla evlenmekti. Gerisini hallederim. Olmazsa bir hocaya gider, tövbe ederiz ve karıma her şeyi anlatırım diye düşündüm içimden. Bunun için pek sorun etmedim bunları. Evet, üstüme alıyorum. Yeter ki bana aşık olsun. Başka da bir şey istemem dedim. Kabul ettim. Gerçekten kıza o kadar vurgundum ki her şeyi karşıma alıyordum. Onun için onu bile karşıma alıyordum. Ara tatili bir hafta vardı. Mecbur ara tatili bekledik. Ben bir hafta içerisinde yapıp yapmamak arasında düşünüp durdum. Maalesef yapma arzumla baş edemedim. Yapmaya karar verdim. Ara tatile girdiğimizde hem maddi hem de manevi olarak kendimi buna hazırladım. Ne olacaksa olsun dedim. Ama pek de inancım yoktu gerçekleşeceğine. Hakan bana nereye gideceğimizi söyledi. Gideceğimiz yer
Hakan'ın arkadaşının eviydi. Kendisi Bursa'da, bir köyde kalıyordu. Hakan, hocaya durumu önceden bildirmiş. Hoca, neyin ne olduğunun farkında. Kendisi de bu işin uzmanı. Hoca diyorum ama sizin bildiğiniz hocalardan değil. Kendisi, çevre halkı tarafından tanınmış bir büyücü, aşk büyüsü, domuz büyüsü gibi çok kötü büyüler yapan birisi. Hakan hocaya telefon edip kararımı açıkladı. Hoca, eğer bu büyüyü ve sorumluluğu kabul etmişse, kızın saçından bir tel özellikle getirmemi söyledi. Gerekli diğer malzemeleri hoca temin edecekti. Ben bunu duyunca sinirlendim. Ben kızla karşı karşıya gelmeye bile utanıyordum. Nasıl gidip saçından bir tel alacaktım? Hakan, sakin ol ama başka çaremiz yok. Eğer o kızı gerçekten seviyor ve aşıksan, onun için her şeyi yaparsın. Onu konuşmaya çağır, haberi olmadan bir şekilde alırsın artık. O da sana kalmış dedi. Tamam deyip kıza telefon ettim. Buraya gel, sana önemli bir şey anlatacağım falan dedim. Umarım yine aynı konu değildir deyince, yok merak etme, sen gel, ben anlatırım dedim. Geldi, oturduk birlikte. Neymiş önemli olan deyince, bu yarı saatinde piknik yapacağız arkadaşlarla. Senin de gelmeni istedim dedim. Bu konuşmayı yaparken saçına baktım. Saçında böcek var deyip korkuttum. Almış gibi yapıp bir tel saçını koparmayı başardım. Bu kadar kolay olacağını sanmıyordum. Fark etmedi bile. Hemen biri aramış gibi yapıp acil işim çıktı dedim. Onun yanından ayrıldım. Hakan'ın yanına geldim. Beni bekliyordu. Ne oldu? Aldın mı dedi. Evet dedim. Hakan, nasıl başardın anlamadım deyince, boş ver, hadi gidelim dedim. Arabaya bindik ve yola koyulduk. Yolda giderken uyumuşum. Köye ulaştığımızda akşam olmuştu. İçimi bir heyecan ve korku kapladı. Az kalsın, geri dönelim diyecektim. Hakan ise çok sakindi. Arabayı bir yere park ettik. Köyün biraz dışındaydı. Bir eve geldik. Kapıyı çaldık. Kapıyı bir kadın açtı. İçeriye girin dedi. İçeri girdiğimizde ev o kadar pis kokuyordu ki neredeyse kusacaktım. Sanki içeride yıllarca kalmış cesetler varmış gibi kokuyordu. Şaşkın şaşkın etrafımıza bakarken odanın içinden yaşlı bir adamın içeriye gelin dediğini duyduk. İçeriye girdiğimizde yüzü fazlasıyla buruşmuş bir adam vardı karşımızda. Bize bakıyordu. Karşıma oturun dedi. Oturduk. Beni işaret ederek yaklaş dedi. Yaklaştım. Saç telini getirdin değil mi? Eğer getirmediysen bunca yolu tekrar geri gideceksiniz dedi. Hayır, getirdim dedim. Gülümseyerek bana baktı. O kadar iğrenç bir gülümsemesi vardı ki hala o gülmesini unutamıyorum. Rüyalarıma giriyor. Saç telini ona verdim. Önüme bakır bir kap koydu. İçine su doldurdu. Birkaç parça Arapça yazılı kağıdı yakıp küllerini suya attı. Daha sonra benim de saç telimi istedi. Onu da suyun içine attı. Yüksek sesle suya doğru konuştu. Elimi suya doğru getirdi. Elinde köşeden aldığı bıçakla elime küçük bir çizik attı. Kanım suya düşünce suda küçük halkalar oluştu. Bakır kabı benim elime verdi. Tut dedi. Burada tehlikeli olabilir diye söylemek istemediğim birkaç şey söylememi istedi. Söylediklerini aynen yaptım. Ben dediklerini yaptıktan sonra evin duvarları adeta sallanıyordu. Korkudan insan ne yapacağını bilemiyor. O anda büyücü kan ter içinde kızın ismini söyle dedi. Söyledim. Bir kağıda ismini yazıp suya attı. Ben dengemi kaybedip bayıldım. Kendime geldiğimde arabadaydım. Sabah olmuştu. Arabada Hakan yoktu. Biraz telaşa kapılsam da Hakan gelip kapıyı açınca neredesin lan sen dedim sinirli bir şekilde. Kahvaltılık almaya gittim. Her yer kapalı dedi. Pek üzerine gitmedim. Zaten kafam yerinde değildi. Ne oldu bana diye sordum. Seansta bayıldın. Hocayla beraber seni arabaya taşıdık dedi. Biz böyle konuşurken aniden arabanın camı tıkladı. Cama tıklayan hocaydı. Bana senin iş tamam, kendine çok dikkat et dedi. Kahvaltımızı yapıp hocayla vedalaştıktan sonra yola koyulduk.
Yola çıkalı çok olmamışken Öznur bana telefon etti. Seni rüyamda gördüm. Çok güzeldi dedi. Ben şok olmuştum. Acaba gerçekten de büyü tuttu mu diye mutlu olmuştum. Fakat sevdiğim kızın başına gelecek olayların sorumlusu bendim. Varınca direkt Öznur'un yanına gittim. Beni güler yüzle karşıladı, sarıldı. Ne oldu? Niye bu kadar mutlusun dedim. Bana gördüğü rüyayı anlattı. Rüyamda seninle evlendiğimizi gördüm. Çok güzeldi dedi. Ben çok mutlu olmuştum. O anki aşkım kabardı ve ona sarıldım. Ben bu kadar çabuk etki edeceğini sanmamıştım ama umurumda da değildi artık. Hiç de pişman değildim. İkimiz de 2 ay içinde çok iyi anlaştık. Her geçen gün ona daha çok aşık olmaya başladım. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 3 ay sonra evlenmeye karar verdik. İkimiz de evlilik için çıkan yoğunluktan dolayı üniversiteyi bıraktık. Çok mutluyduk. Tabii ilk başlarda ben öyle sanıyordum. Daha sonra saçma sapan kabuslar görmeye başladım. Ben rüyamda karımı başka biriyle beni aldattığını gördüm. Sinir krizi geçirdim. Rüya olduğunu unutarak uyandığımda karımın boğazına sıktım. Eğer kendime gelmeseydim onu öldürecektim. Karım çok korkmuştu. Hatta ağladı. Kendime geldiğimde şok olmuştum. Hemen sarılıp özür diledim fakat o gün benimle konuşmadı ve ayrı yattı. Bundan sonra iş bulup çalışmam gerekiyordu. Nereye gitsem iş bulamadım. Her kapı yüzüme kapandı. Babam da okulu bıraktığım için bana artık para atmayı kesmişti. Hatta telefonda babamla kavga ettik. Telefonu yüzüme kapattı. Annemle bile konuşmuyorduk artık. Her gece kabuslar görüyordum. Bunun yanı sıra uyandığımda ayaklarım ve ellerimde çizikler oluşmaya başladı. Psikolojim alt üst olmuştu. Karımın bunlardan haberi yoktu. Ona söylemiyordum ama artık o da ister istemez fark etti bunları. Karım benim bu hallerimden korkmaya başladı. Bir doktora görünmemi istedi. Okumadığım ve çalışmadığım için sigortamız yoktu. Bu yüzden doktora gidecek param da yoktu. Babamı ne kadar ararsam arayayım meşgule atıyordu. Bakkal artık borç vermeyi kesti. Kira parası birikmişti. Yediğimiz yemek midemize ulaşmadan bitiyordu. Boğazıma kadar çaresizlik içindeydim. Bütün bu olanlardan sonra karımın hamile kaldığını öğrendik. Bu kadar kötü şeyler içerisinde sonunda iyi bir haber gelmişti. Babama bir şekilde ulaştım. Konuşmamızın en başında benimle konuşmak istemese de torununun olacağını öğrenince yumuşadı. Halimize acıyıp para gönderdi. Onunla borçlarımızın çoğunu kapadık. Karımın hamileliğinin 9. ayıydı. Bebeğin eli kulağındaydı. Bugün yarın doğmasını bekliyorduk. Fakat bu mutluluğum bile çok uzun sürmedi. Bir gece bir çığlık sesiyle uyandım. Uyandığımda karımın elinde bıçak tutarak bana baktığını ve göz bebeklerinin kaydığını gördüm. Bıçağı havaya kaldırdı. Bana vuracak sandım ama hızlı bir şekilde kendi karnına sapladı. Bunu birkaç kez tekrarladı. Ben olduğum yere çivilenmiştim. Sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen başını dizime alıp ağladım ve o halde ambulansı aradım. Ambulans geldiğinde karım çoktan kan kaybından ölmüştü. Ne yazık ki bebeğimizi de kaybetmiştik. Ben karımın ölümünden sonra delirdim. Psikolojik travma geçirdim. Uzun süre tedavi gördüm. Çok kötü günler geçirdim. Ailem beni almaya geldi. Bir hocaya götürdüler. Normal tedavime ve hoca tedavisine hala devam ediyorum. Bu hataları ben yapmıştım ve bedelini günahsız bir insan ödemişti. Benim ödeyeceğim bedel ise çok daha büyük. Allah beni affetsin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Eskişehir'de yaşadığım dönem bir ara nerede akşam orada sabah modunda takılıyorduk. Aslında orada hep öyle takılıyorduk. Bir gece benim Savaş adında bir arkadaş var. Akşam takıldığımız yere yakın diye
ona geçtik. Normalde Savaş'ın ev arkadaşları var ama o akşam Savaş yalnızdı. Memo'yla da ben eklendik. 3 kişiyiz totalde. Ev, Odun Pazarı semtinde bir apartman dairesi. Ama belki de Eskişehir'in ilk apartmanlarından, bayağı eski püskü bir şey. Asansörü masansörü koy, antika diye müzeye gider yani. Etrafı terlerle çevrili olan cinsten. Neyse, evin kendisi de antika. Eşyalı kiralamış bizimkiler. Önceki sahibi doktormuş. Zamanının varlıklı ailelerindenmiş. Evde bildiğin piyano dahil her şey var ama tüm malzemeler 70-80'lerden kalma. Hani evin kapısından girdiğin an zaman tünelinden geçmiş gibi hissediyorsun. Öyle bir atmosferi var. Ya da direkt koy kapısına kaçış evi tabelasını, para basarsın. Her zamanki muhabbetimizi yaptık. Zaten bizim kafamız vardığımızda güzeldi. Sonra ben yatıyorum deyip odalardan birine geçtim. Benim geçtiğim oda diğerlerine nazaran daha yeni eşyalarla döşenmiş. Zaten çok eşya yok odada. Amacım da o odayı kapmak. Çünkü evin enerjisi alengirli olunca sürekli bir geyik dönüyor. Ne bileyim, kalan hatunlar falan gece sesler duyduk diyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Yatır vardı, hayalet vardı. Bir sürü saçma sapan tonla şey. Biz de kendimizce bilimsel açıklamalar getiriyoruz. Yok, kalorifer borularında kalan hava ses yapıyor. Ev eski, üstünde yürüyünce ses geliyor falan diyoruz. Ama yatınca bir ürperti geliyor ama çaktırmıyorum. Diyor oda, benim kaldığıma göre bayağı tuhaf bir oda. Çift kişilik yatak var. Yatağın ayak kısmında aynalı bir dolap var. Yanlarda oymalı moymalı gardıroplar var. Yatağın üstünde cibinlik var. Yani koy yanı başına şehzade model şapkayı, hayaletler gelsin, çeyreği taksın sünnet çocuğuna. Aynaya bakınca kendimi öyle hissediyorum. Sevmiyorum kafamda canlananları. Diğer oda Savaş'ın zaten. Salon desen piyanosuydu. Oymalı başları olan koltuklarıydı. Değişik abajurlarıydı. Küllükleri bile bir garip. Birazdan elinde viski kadehi, üstünde röfte şambırı, doktorun hayaleti gelecek, piyano kendiliğinden çalacakmış gibi bir ortam. Hiç uyumaya elverişli değil. Neyse, ben yattım uyudum. Yalnız yatağa ters yatmıştım. Normalde beni öpsen kapıyı görebileceğim bir pozisyonda olmasam asla uyuyamam ama kapı tam kafamın tepesinde kalıyor. Yatış pozisyonum bu. Gece uyandım. Tepe tarafımdan ışık geliyor. Ben nasıl böyle yatmışım lan diye düşünüyorum. Bir yandan gözleri tepeye doğru diktim, baktım. Odanın kapı uzun bir antreye açılıyor. Antrenin lambası yanıyor. Benim odanın hemen yan odasında Memo yatmış. Antrenin diğer ucunda da Savaş'ın odası var. Antreye bakıyorum. Bir yerden ses geliyor. Tam göremedim. Doğruldum. Banyonun ışığı açık. Biri var belli. He, tamam lan. Bir şey yokmuş diye tam geri yatacağım. Banyodan Savaş çıktı. Odasına doğru yürümeye başladı. Tam kapının oraya geldi. Adam küt dedi düştü. Düşerken kafayı dolaba vurdu. Ne olduğunu anlayamadım. Koşa koşa yanına gittim ne oluyor diye. Adamın kafasının etrafı kan gölü. Beni de kan tutuyor. Kanı görünce bakmayayım diyorum ama bir kere gördüm. Hay anasını dedim yanına. Hafiften hafiften ben düştüm. Sonra ben gözleri bir açtım. Bildiğiniz az önceki yatağımdayım. Her şey aynı. Pozisyonum falan. Tepeden ışık geliyor. Rüya mıydı diyorum. Olamaz. Çünkü hayatımda öyle HD rüya görmedim ben. Tepeyi süzdüm yine. Antrenin ışığı yanıyor. Yine banyodan ses geliyor. Bu sefer yalnız benim maça yemiyor. Doğrulup da bakamıyorum ne oluyor diye. Az sonra banyonun kapısı açıldı. Biri çıktı ama net göremiyorum. Sonra Savaş'ın odaya doğru yürümeye başladı. Tövbe bismillah dedim ben de. Dua okuyacağım o an. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Kitlendim. Nasıl oluyor onu anlamaya çalışıyorum. Küt diye bir ses geldi. Ben hafiften doğruldum, baktım. Adam hakikaten az önceki gibi orada yatıyor. Onun yanına koşmadım bu sefer. Memo'nun yanına koştum. Adamı uyandırdım ama anlatamıyorum olanları.
Beynim bir tık önden gidiyor dilimden. Kelimeler kilitlenip kalıyor. Hani düşündüğümü söyleyemiyorum. Memo da uyanıp beni öyle görünce o da tırstı belli ifadesinden. En son zar zor savaş dedim. Bu onun adaya doğru yöneldi. Ben de arkasından gittim ama yavaş gidiyorum. Kanı görüp bayılmayayım diye. Sonra Memo savaşı gördü. Benim üstüme geldi. Ne yaptın adama? Diyeceğim ben yapmadım diye ama diyemiyorum ki. Sonra hafiften baktım. Kan yok bu sefer ama gözlerinin siyahı gitmiş, bembeyazdı. Bir süre sonra biz kendimize geldik. Savaşı tokatladık mukatladık. O an aptalca ama yapıyorsun, tokatlıyorsun. Mantıklı geliyor çünkü. Savaş kendine geldi. Bunun hastalığı vardı. Arada bayılıyordu. Bayılmış işte. Sonra ben olayı anlattım. Rüya mıydı neydi? Onu anlattım. Herkes bir tedirgin oldu. Rüyama inanmayacaklar ama inanıyorlar. Çünkü ben top patlasa uyanmam. Hani ben bile uyandıysam bir anormallik vardır. Biz dağıldık odalara. Tekrar yattık. Döndüm durdum. Uyuyamadım. Doğruldum bir sigara yaktım. O ara Memo geldi. Ben de uyuyamadım dedi. Oğlum bu olay çok tuhaf. Beraber mi uyusak dedi. Sanki söylediği daha normal bir durummuş gibi. Memo benim çocukluk arkadaşım. Çok uyuduk beraber de. Hani fazladan yatak varken saçma ama bir yandan da tırsıyorum. Korkum daha ağır bastı. Olur dedim. Memo'nun odasına gittik. Onun yatağına yattık. Yatarken aynaya baktım. Cibinlikli yatak. Memo ve ben. Ulan dedim bu sefer daha da uykum kaçtı. Hani sabah savaş gelse nasıl açıklayacaksın bu durumu? Kafamda canlananlar hiç hoş değildi. O ara Memo cama baktı. Dedi oğlum ben yatarken perdeyi kapattım. Perdeye baktım sonuna kadar açık. Dedim kalk gidelim buradan. Gecenin o saatinde evden çıktık. Bir şekilde kendi evimize ulaştık. Bu da benim yaşadığım hikayemdi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Dedem askerliğini Diyarbakır'da yaptığı için bir de doğu meraklısıdır. Gide gele kendisi orada anne tarafı dedem ile tanışmış. Baba tarafı dedemin adı Salih. Anne tarafı dedemin adı Zeki. Velhasıl dost kardeş gibi olmuşlar. Hatta Salih dedem Zeki dedeme çok alıştığı için Zeki neden buraya taşınmıyorsun? Sen buraya aitsin. Gel buraya yerleş. Hatta kızımla evlen. Aramızda kan bağı da olsun demiş. Tabi o zamanlar bir şehirden başka bir şehire taşınmak bu zamandaki gibi o kadar kolay değil. Dedem biraz ağır gelmiş ama ne yapmalı etmeli gelmeliymiş buraya demiş kendi kendine. Kendini buraya ait hissediyordu. Sanki buralıymış gibi. Neyse sonunda taşınmışlar. Ninemle birbirlerini görüp beğenmiş ve evlenmişler. Diyarbakır'da bir köye yerleşmişler. Maddi durumları pek iyi olmadığı için o zaman durumları en fazla çobanlığa yetebilmiş. Buraya kadar dedemin Diyarbakır'a gidiş hikayesini anlattım. Yine bir gün ışıklar kesildi. Dememize gerek kalmadan kendimizi dedemizin etrafında bulduk. Aniden gene o eski hikayesini anlatmaya başladı. Dedemin ağzından devam ediyorum. Şehirden köye göç edince içimde hep bir kaybetme korkusu ve karamsarlık vardı. Şehire alışkın olduğum için köy hayatını pek bilmiyordum. Orada kendimi istemsizce çok yabancı hissediyordum. İninizle bir eve yerleştik ama şimdiden pişman olmuştum bile. Çünkü ev ahırdan farksızdı ve tuvalet dışarıdaydı ve bunun gibi daha birçok şey vardı ama artık karar vermiştim, dönemezdim. Şehirde malımı mülkümü satmış, anne ve babamın gitmemem için yaptıkları haklı ısrarlarına aldırış etmemiştim, olan olmuştu. Elimde kalan parayla küçük baş hayvan satın aldım. Salih kardeşim bu konuda bana çok yardımcı oldu. Çobanlığı ve köy işlerini pek bilmediğim için hep benim yanımdaydı ve bu işlerde bana yardımcı oluyordu. Dağa koyunları otlatmaya birlikte çıkardık. Bilmediğim çok şeyi bana öğretti. Ata binmeyi, hayvan sürmeyi, süt sağmayı, tarla ekmeyi ve bunun gibi birçok şeyi onun sayesinde öğrendim.
Zaman geçtikçe köy hayatını sevmeye ve işin üstesinden gelmeye başlamıştım. Bir gün Salih'le koyunları otlatırken sohbet ediyorduk. Aniden eski, yıkık bir evin ardından bağırış sesi geldi. Ama nasıl bir bağırış? Sanki bir kadının derisini yüzüyorlar da bağırıyor gibi. Sesin şiddetinden açıkçası ben biraz korktum. Bu ses ne diye sordum şaşkınlıkla. Salih sakin bir edayla bana bakıp sana daha önce anlatmadım mı dedi. Ben de şaşırarak ne anlatmadın diye sordum. Sakin ol, anlatıyorum dedi ve anlattı. Burada eskiden büyücü bir kadın yaşarmış. Önceden sıradan bir köylüymüş ama neden bilinmez kocası öldükten sonra büyücülük yapmaya başlamış ve bunu oldukça abartmış. Kim onun istemediği bir şey yaparsa onu büyü yaparım diye tehdit edermiş. Köylüler sonunda onun bu halinden bıkmış. Onu köyden atıp dışlamışlar. O da kendisine köyün dışında bu ahır gibi eve sığınmış. Belli bir süre köyün çevresinde görünmüş. Daha sonra ortalıktan birden kaybolmuş. Uzun süre gözükmeyince köylü kadının akıbetini merak etmiş. Merak eden birkaç köylü kadının bulunduğu ahıra bakmaya gitmişler. Ahıra yaklaşıp içeriye baktıklarında kadının uzun boylu siyah bir varlıkla konuştuğunu görmüşler. Korkuya kapılan köylüler oradan kaçarak uzaklaşmış. Bu olayın üzerinden biraz daha zaman geçmiş. Artık kadını kimse görmez olmuş. Fakat kim akşam vakti oralardan geçerse garip olaylar yaşamaya başlamışlar. Bunların artması üzerine evin yakınından köylüler geçmez olmuş. Bir gün gündüz vakti evin yakınlarından geçen köylüler evin yerle bir olduğunu görmüşler. Bunun nasıl olduğunu kimse anlamamış. Hala gece vakti oradan birisi geçerse rahatsız ediliyor. Mecbur kalmadıkça kimse o yolu kullanmıyor. Gündüzleri de zaman zaman böyle çığlık sesleri gelir o evden diye ekledi. Ben bunları Salih'ten dinleyince beni bir alaylı gülme tuttu. Tabii şehirli okumuş, tahsilli bir adamım. İnanır mıyım böyle şeylere? Konuyu kapatalım. Böyle saçma sapan şeyleri kim neresinden uyduruyor diyerek ayağa kalktım. Salih, peki inanıp inanmamak sana kalmış. Fakat aptallık edip oraya yaklaşma. Seni buraya ben getirdim. Sen bana emanetsin. Dikkatli ol. Hatırım için oradan uzak dur deyince benim içime bir merak düştü. Neden bilmiyorum ama inanmadığım ve saçma geldiği halde gidip orayı görme arzusu düştü içime. Bu arzu gitgide büyüdü ve yarın oraya gidip bir göz atma kararı aldım. O gün koyunları otlatıp eve vardık. Gece gitmek istemiyordum. Biraz da olsa korkuyordum ama merakıma hep yenik düşen biriyim. Bu yüzden gidip bakmazsam kafayı yerdim. Sabah olmasını bekledim. Sabah ezanından birkaç saat önce Salih'e haber vermeden yanıma azık da alıp çıkıp gittim. O kadar merak ediyordum ki bu merakımı bir türlü yenemiyordum. O yıkık ev tepenin tam altındaki vadideydi. Tepeye zar zor çıktım. Tepeden eve bakınca içime anlam veremediğim bir korku geldi. Sanki birileri beni gözetliyormuş gibi, sanki bir şey beni oraya istiyormuş gibi hissediyordum. Yaptığımın yanlış olduğunu anlamıştım. Gitme arzusu vardı içimde. Tepedeyken gidip gitmeme arasında tereddüt ettim. Sanki bu merak isteğim dışındaydı ve bunu fark etmiştim. Ne yaptım ne ettimse de merakıma yenik düştüm. Tepeden aşağıya doğru inince kulübeye doğru gittiğini sandığım bir patika gördüm. Fakat dikkatimi bir şey çekmişti. Patikanın her yeri atların toynak iziyle doluydu. Bu nasıl olabilirdi? Hani kimse buradan geçmiyordu. Ben bunları düşünürken aniden arkamdan ne yaptığını sanıyorsun diye bir ses duydum. Bu Salih'in sesiydi. Şaşkın bir şekilde arkama dönünce arkamda hiç kimse yoktu. Şok olmuştum. Ses tam arkamdan geliyordu ve Salih'in sesi olduğuna adım kadar emindim. Beni bir korku kapladı. İçimdeki gitme arzusu gitti, yerine korku geldi. Hemen buradan kaçmak istedim. Bu düşünce içindeyken arkamdan gelen at seslerini duydum. Uzaktan
çok hızlı geliyorlardı. Atın üzerinde siyah varlıklar olduğunu görünce kendimi çalılıklara attım. Benim bulunduğum yere geldiklerinde durdular. Hiçbiri konuşmuyordu. Yüzleri görünmüyordu. Kara duman halindeydiler. Neredeyse korkudan bayılmak üzereydim. İçlerinden bir tanesi atından indi. Bana doğru geldiğini görünce ne yapacağımı şaşırdım. Dedem bunları anlatırken sanki o an bile yaşıyormuş gibi heyecanlanıp titrediğini gördüm. Neyse, anlatmaya devam ediyorum. Etrafıma baktım. Bunlara karşı tek başıma bir şey yapamazdım. Arkama baktığımda küçük bir uçurum gördüm. Beni öldürmeyecek kadar yükseklikteydi. Kendimi "Ya Allah" diyerek geriye doğru ittim. Uçurumdan aşağıya doğru düştüm. Bayılmışım. Rüyamda büyücü olduğunu sandığım kadının beni bağlamış ve ateşe atacak olduğunu gördüm. Tam ateşe atacağı sırada gözlerimi açtım. Gözlerimi açtığımda hava hala karanlıktı. Saatime baktığımda bütün günü orada baygın geçirdiğimi fark ettim. Ayağımı oynatamıyordum. Kırık olduğunu anladım. Çok korkuyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hayatta kalma arzum beni bir şeyler yapmaya zorladı. Hemen elbisemi yırtıp daha fazla zarar görmemesi için ayağımı bir ağaç parçasına bağladım. Sürtüne sürtüne derenin kenarına geldim. Dedem anlatırken sanki o anı birlikte yaşıyormuşuz gibi hissediyorduk. Dereye varınca kana kana su içtim. Su içtikten sonra arkamdan bir ses duydum. Bir de ne göreyim, kara çarşaflı bir kadın ateşin etrafında bilmediğim sözler söylüyordu. Kendimi dereye attım. Zor da olsa derenin karşı tarafına geçtim. Sürüne sürüne yola vardım. Yolun üzerinde bir umut araba gelmesini bekledim. Nihayet bir minibüs geldi. Beni görünce hemen durdu. Bu kişiyi tanıyordum. Bu bizim köyden, düğünden düğüne giden ve gece geç saatlerde köye varan davulcu Ahmet'ti. "Ahmet, bana yardım et, ölüyorum," dedim. Şok olmuştu. "Zeki, ne işin var buralarda? Bu ne hal?" dedi. "Çabuk gidelim, yolda anlatırım," dedim. "Tamam," deyip aceleyle hareket ettik. Arabanın camından ormana doğru baktığımda büyücü kadını gördüm. Arabada bayılmışım. Uyandığımda evimdeydim. Başımda ninen ve Salih deden vardı. Bana kızarak "Ben sana oraya gitme demedim mi?" dedi. Ben ses etmedim. Etmeye mecalim yoktu. Ne dese haklıydı. Bu olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra oradan taşındık. Silvan ilçesinde o köye yakın bir yere yerleştik. Hala olayın şoku üzerimdeydi. Çok kabuslar gördüm. O kadın hep rüyama geliyordu. Kur'an okumaya ve namaz kılmaya başladım. İbadetlerimi yapmaya başladıktan sonra kabusları görmez oldum.